Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz, Amerikan Temsilciler Meclisi'nde Türkiye ile ilgili skandal sözler paylaşıldı. Ankara'yı alenen hedef aldılar. Kıymetli izleyenler, Amerika'da cinsel taciz gibi skandal iddialarla Temsilciler Meclisi Etik Komitesi tarafından soruşturulan ve özgeçmişiyle ilgili yalan söylediği ortaya çıkan milletvekili George Santos Türkiye'yi hedef aldı. Hakkındaki 2022 seçim kampanyası ile ilgili yasa dışı faaliyetlerde bulunmak, meclise kendisiyle ilgili doğru bilgileri sunmamak, eski çalıştığı kurumda federal çıkar çatışması yasalarını ihlal etmek ve ofisinde çalışmak isteyen birine cinsel tacizde bulunmak gibi iddialardan soruşturulan Temsilciler Meclisi üyesi Santos, milletvekillerinin beşer dakika kendilerince önemli gördükleri, serbest konularda görüşlerini dile getirdikleri sabah saati oturumunda konuştu. Demokratların yanı sıra kendi partisi Cumhuriyetçi Parti üyelerinden ve seçim bölgesinden istifa çağrıları yapılan ve mecliste atandığı komitelerden baskılar sonucu istifa etmek zorunda kalan Santos, Amerika'nın Türkiye'yi müttefik olarak görmesini ve Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulayarak Ermeni iddialarını ve İsveç'le Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konularını gündeme taşıdı. Türkiye'nin Azerbaycan, Suriye, Rusya, İran ve Ermenistan'la ilgili önemli politikalara müdahil olduğu görüşünü savunan Santos, New York'taki seçim bölgesinde ikamet eden hatırı sayılır sayıdaki Ermenilerin endişeleri olduğunu iddia etti. Santos, bu kapsamda meclisteki Ermeni grubu tarafından sunulan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki mücadelesini kınayan tasarıyı desteklediğini söyledi. Santos'un iddialarının meclis işleyişi bağlamında bir bağlayıcılığı ise bulunmuyor.